İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler bugün program misafirim. Milli Eğitim Müfettişi Akademik Doktor Talip Özdemir Bey. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum Faruk Hocam sağ olun. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Sizlerle bir arada olmak benim için de çok güzel. Ee, burada dinleyicilerimizle birlikte olmak da benim için harika. O yüzden çok mutluyum gerçekten burada olmaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için, dinleyicilerimiz için yoruldunuz. Buralara kadar geldiniz. Sağ olun. Ayaklarına Her zaman, sağlık. ne zaman davet ederseniz ben hazırım. Tarık Peki, hocam. Evet, bugün e, Doktor Talip Özdemir hocamla neler konuşacağız efendim? Türk eğitim sistemi ve dünyadaki yeri diyoruz. Bugünkü eğitim sistemimiz evet, ve hocam. dünyadaki yeri üzerine sohbet edeceğiz. Alt başlıklarda şöyle olacak: Türk eğitim sisteminin yapısı, eğitimde başarılı ülkeler, Türkiye e, daha başarılı olabilmek için ne yapmalı, yönetici seçimi, efendim öğretmen seçimi ve yetiştirme gibi ve anne ve babalara ebeveyne düşen e, vazifeler, evet. görevler neler bu konuda. E, hocam sizi ilk defa alıyoruz programımıza. İsterseniz sizi tanıyalım. Ondan sonra geçelim. Tabii ki, Buyurun efendim. Hocam. E talip Özdemir adım. 1974 Düzce doğumluyum. E, evliyim, iki çocuk sahibiyim. E, e Abant İzzet Baysal Üniversitesi sınıf öğretmenliğini bitirdim 1997 yılında. E, Konya'nın bir e, Ilgın ilçesinin bir birleşmiş sınıflı e, köyüne atandım e, sınıf öğretmeni olarak. Orada iki yıl görev yaptıktan sonra E yüksek lisansı kazanıp tekrar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne e, kendi memleketime Düzce'ye geri döndüm yüksek lisansı bitirdim. Akabinde e, doktora çalışmaları, e, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım ikisi de eğitim yönetimi ve denetimi alanındaydı. E, daha sonrasında e, 2007 yılında e, müfettişlik sınavına, bakanlığımızın açtığı müfettişlik sınavına girdim. O sınavı kazanıp Şanlıurfa'ya atandım müfettiş olarak. Toplamda 10 yıl sınıf öğretmeni olarak çalıştım. 12 yıldır da e, Milli Eğitim müfettişi olarak görev yapıyorum. Şu anda da İstanbul'da görevliyim müfettiş olarak. Tam 22 yıldır Milli Eğitim camiasındasınız. Evet 22 ne? yıllık eğitimciyim. Aynı zamanda e, burada İstanbul'da özel bir üniversitede de ikinci öğretimde derslere giriyorum. Akademik çevreden de kopmamak adına. Evet. E, hem akademik hem e, teori dünyasını e, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz hocam. Evet. E, eğitim tarafınız böyle efendim. E, aile yönüyle Evlisiniz. Evliyim. İki tane e, çocuğum var. Birisi 10 yaşında, birisi 16 yaşında. Allah bağışlasın. E, i̇lkokul dörde gidiyor küçük olan. Büyüğü de Kaan, o da e, lise 2'de Evet. Hem de... Onlara da elimizden gelen her türlü desteği öğrendiklerimiz çerçevesinde sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki tüm çocuklarımız olduğu gibi. Tabii. E, hepsi sizin çocuklarınız. Kesinlikle. Biz bütün çocukları zaten, yani bir eğitimcinin zaten en önemli yönü odur Faruk Hocam. E, bir öğretmen, bir eğitimci e, ne olursa olsun tüm çocukları kendisi, kendi çocuğu gibi görür ve o şekilde yaklaşır zaten. E, o yüzden de hani çocuk sahibi olmanın ayrı bir yeri vardır bu anlamda da. Çünkü çocuk sahibi olduğunuzda diğer çocukları daha fazla anlama ihtiyacınız doğuyor. E, i̇htiyaçlarını biliyorsunuz, sorunlarını daha çok iyi biliyorsunuz. E, bu anlamda da e, önemli bir konu çocuk sahibi olmakta. Evet milli eğitimde e, çocuk sahibi olan e, bir baba olarak e, yap, vereceğiniz hizmetin çok daha ...iyi olduğuna ben şahsen inanıyorum. İnşallah hocam, kesinlikle evet. öyle. Çok önemli bir nokta o da. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biraz da şimdi konuya geçelim isterseniz. Tabii ki. Ee, başta da tanıttık. Türk eğitim sisteminde, eğitim sisteminin dünyadaki yeri diyoruz genel başlık evet. olarak da. Ve eğitim sistemimizin yapısı ile başlayalım isterseniz. Evet hocam. Şimdi... E... İletişim programımızın adı da İletişim Dünyamız olunca aslında eğitimdeki iletişime de son bölümde özellikle değineceğiz. Hani ana vurgumuz biraz da o olacak. Evet. Ee, şimdi 2023 vizyonunu açıkladı Sayın Bakanımız. Ee, Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği, varmak istediğimiz yerlerle alakalı. Ee, gerçekten beklentilerimiz çok yüksek. Tüm Türkiye'nin beklentisi yüksek ve Sayın Bakanımızın bunu başaracağına sonuna kadar inanıyoruz zaten. Kendisi hem akademisyen hem eğitimci sektörün içerisinden gelen bir insan. Bu anlamda da Türkiye'yi 2023'e taşıyabilecek bir insan. Bu vizyon çerçevesinde tabii Türkiye'nin bugünkü durumu nedir? Kendisi de bu tespitleri yapıyor. Şu anda toplantılarda devam ediyor 2023 vizyonuyla alakalı. Bizler de bugün inşallah öncelikle Türkiye eğitim sisteminin bugünkü durumunu ortaya koyup... ...daha sonra dünyadaki yerimiz ne? Dünyada neler oluyor? Ve en son anne baba olarak... ...bizler ne yapabiliriz? 2023 vizyonunun gerçekleşmesini beklemek durumunda değiliz. Her anne babanın ve eğitimcinin yapması gereken... ...hiç vakit kaybetmeden yapması gereken bazı işler var. Bugün onları da konuşacağız inşallah hocam. Evet, buyurun. E, şimdi isterseniz Türk eğitim sisteminin... ...şöyle bugünkü durumunu bir masaya yatıralım. Nedir? Önce teknik açıdan bir ele almak istiyorum. Faruk hocam müsaadenizle. Buyurun hocam. E, biliyorsunuz herkesin malumu olduğu üzere... 4 artı, ...4 artı 4 artı 4 diye bir sistemimiz var bizim. Şu anda 12 yıllık zorunlu eğitim var Türkiye'de. İlk dört yıl ilkokul, ikinci dört yıl ortaokul, üçüncü dört yılda lise olarak biliniyor. Evet, beş altı yıldan beri bu... Işte... Devam ediyor. Evet. evet. Bir de okul öncesi dediğimiz bir grubumuz var ama zorunlu değil Türkiye'de. Yani dünyada bazı ülkelerde okul öncesi zorunlu, bazı ülkelerde değil. Şu an itibariyle bizim ülkemizde zorunlu değil ama e, Sayın Bakanımız 2023 vizyonunu ortaya koyarken... E, ...kısa bir zaman sonra bunun da zorunlu hale getirileceğini söyledi ki çok doğru bir yaklaşımdı. Evet. Çünkü okul öncesi almış çocuklarla okul öncesi eğitim almamış çocukların okula başladıklarında önemli farklılıkları var. Bunu tüm eğitimcilerimiz ve anne babalar zaten gözlemliyorlar. E, çünkü el becerileri gelişmiş oluyor okul öncesinde çocukların. Birçok yönden kişisel becerileri gelişmiş oluyor. E, ruhen gelişmiş oluyorlar. Bu anlamda okul öncesini çok önemsiyoruz. Zaten anne babalara öneriler kısmında da okul öncesinin önemine özellikle vurgu yapacağız orada. E, çok önemli bir dönem çünkü e, yapılan araştırmalarda da kaynaklarda da incelendiğinde görülecektir. Zeka gelişimi büyük ölçüde 0-6 yaş grubunda tamamlanıyor. Yani bir çocuğun zekasının büyük ölçüde gelişimi 0-6 yaş arasında tamamlanıyor. E, geriye kalan kısmı da e, ilerleyen yıllarda tamamlanıyor. 6 ile 12 yaş arasında da devam ediyor. Devam ediyor. Diğer yıllarda da devam ediyor. E, zeka çok enteresan bir şey. E, Faruk Hocam, 60-70 yaşına gelmiş bir insan da aslında zeka ile ilgili mesela fiziksel organlara göre zeka daha az kayba uğruyor baktığımız zaman. Hani bir e, 70 yaşındaki bir insan fiziksel olarak daha çabuk gözlemlenebilirken ama 70 yaşında profesörlerimizi televizyonda izliyoruz. Çok müthiş bilgiler var ve verimli çağları. O yüzden zekanın çok enteresan bir gelişimi var aslında insan hayatında. Ama temeller burada atılıyor. Hani çok güzel bir atasözümüz var ya kişi yedisinde neyse yetmişinde de odur diye söylenir. E, gerçekten müthiş bir sözdür bu. Aslı zekaya vurgu yapan bir söz. Yani 7 yaşına kadar çocuklara çok özen ve itimam göstermemiz gerekiyor zeka gelişimleri açısından. Bu yüzden anne babalar özellikle bu yaş grubundaki anne babalarla çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Onları zaten birlikte konuşacağız biraz sonra yine. Evet. Bir de bir atos sözümüz daha var işleyen demir ışıldar diyor. 70 yaş dediniz ya. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle Faruk hocam. O yüzden e, yetişkin eğitimi de çok önemli aslında. Biz bugün hani küçükler eğitimi konuşuyoruz biraz ama evet. e, hayattan emekli olmamak lazım. İnsanlar biliyorsunuz 65 yaşında olduğunda yaş haddinden emekli oluyor. Ama hayattan emekli olmamak gerekiyor. İşte 70 80 yaşında olup hala verimli olan o kadar çok insan var ki o yüzden demiri her zaman ışıldatmamız gerekiyor Faruk hocam ki sizler de çok güzel bir örneksiniz e, bu efendim. anlamda. Yaptığınız programlarla, davet ettiğiniz konuklarla gerçekten güzel hizmetler veriyorsunuz. Olun, i̇nşallah uzun yıllar devam edersiniz. İnşallah. Ömrümüz Şimdi, yettikçe inşallah. İnşallah Faruk Hocam. Şimdi 3-6 yaş arasında enteresan bir şey daha var. Bizim ailelerim hep şeyden şikayet eder. Çocukların zeka gelişimi ile alakalı. Ve akademik başarı beklentileri vardır. Onu son bölümde konuşacağız ama... ...burada hemen değinmek istiyorum. Çocukların yetenekleri avuç içleriyle gelişiyor Faruk Hocam. Yani sizler bizler yani çocukluğumuzu hatırlayalım İşte köyde doğduk büyüdük çoğumuz belki ve bizim çocukluğumuzda biz avuç işlerimizi çok kullanırdık aslında mesela kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık bizler parmak uçlarımızdan ziyade avuç işlerimizi kullanırdık bugünkü çocuklarımız ise genelde maalesef parmak uçlarını kullanıyorlar tablet veya telefon sayesinde ama zeka avuç içini kullanmayla gelişiyor. Ne kadar çok bunu kullanırsa çocuk o kadar zekası gelişiyor. Bugün işte 13-14 yaşına gelip hala eline mesela bir bıçak verdiğinizde bıçağı kullanamayan çocuklarımız var. Maalesef. Yani bugün annelere test yapalım, ailelere test yapalım. Hani eline verelim bıçağı bir tane de elma verelim çocuk bıçağı eline almaya korkuyor. Neden? Elimi keserim diye. Evet. Halbuki hepimiz küçükken çok kestik elimizi ama hiçbir sıkıntı olmadı. İşte... Bu korkularımızı yenmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımızı maalesef gerçek hayattan koparttık. Evet. Ayrıntılı son bölümde buna tekrar değineceğim Faruk evet. Hocam. Bu bıçak meselesi önemli. Oradan ben kendi çocukluğumla ilgili bir şey anlatayım. Ee, yaz tatilinde bahçemize giderdik. Dedemizin rahmetli evet. bahçesine. Ee, torunların hepsine birer bıçak alırdı dedem. O bıçakların bir de böyle demir kısmında bir delik olurdu. Oraya evet. bir ip takılır. O iple de boynumuza asardık bıçaklarımızı. ...ve sabahtan akşama kadar, ya bir sopayı yontarız, ya bir efendim meyveyi soyarız... ...ama bıçakla haşır neşirdik, sürekli. Evet, evet, evet. Sürekli. Aynen, dediğiniz çok, gibi. Çok müthiş bir şeydi aslında o. Ama bugün biz çocuklarımız bundan koparttık. Maalesef. Hocam, maalesef. Ee, bunun ayrıntılı olarak biraz sonra konuşacağız, son bölümde. <laughs> Şimdi ilkokul kısmımız genelde altı-dört yaş arası. Hani bu yaşlara göre erken başlayanlar var. Türkiye'de biliyorsunuz beş buçuk yaşında da başlanabiliyor. Evet. E, bu yaş aralığı değişmekle beraber 6-10 yaş arasında biz ilkokul olarak e, ifade ediyoruz. Bu dönemin şöyle bir özelliği var. E, ünlü psikolog Piaget bu dönemle alakalı yaptığı çalışmada genelde somut işlemler dönemi olarak ifade eder bu dönemi. Yani e, der ki e, işte 6-8-9 yani bu işte kişisel gelişimlere göre farklılık gösterir ama bu dönemdeki çocuklar her şeyi somut olarak algılarlar. Yani bu çocuklarla bir şey yapıyorsanız somutlaştırmak gerekirken küçük çocuklara mesela bir şey söylersiniz çok farklı bir yorumlarlar bunu çünkü zihinleri somut çalışıyor yani o soyut şeyi düşünmeleri biraz zor o dönemde o yüzden hayattan örnekler verirken onları hep somutlaştırmak gerekir. Evet yani belirgin olmak değil mi hocam? Kesinlikle hı hı. mesela öğretmenlere e, çalışıyoruz zaman zaman onlara da söylüyoruz diyoruz ki örneğin tahtaya iki tane çiçek resmi yapmanız çocuklar için bir şey ifade etmez iki çocuğun eline vermeniz gerekiyor. Nasıl vereceksiniz? İki tane çubuk alacak dokunacak o sayıya. On tanesi on tane çubuğu alsın eline dokunsun ki bizler köyde okurken öğretmenlerimiz bu çubukları kendimiz yapar getirirdik. Ee, onlarla yapardık matematiği. Ya bugün bizim hani matematikte başarısızız ee, birçok alanda biraz sonra sınav sonuçlarından da bahsedeceğim. Ee, aslında temelinde böyle bazı şeyleri somutlaştırmamamız yer, yatıyor. Yani e, çocuğa işte öğretmen çıkıyor tahtaya iki tane bilye var çocuklar diyor ama çocuk bunun e, bir şey ifade etmiyor zihnine yerleşmiyor. O yüzden somut işlemler dönemi çok önemli. Hem anne babaların hem de öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bu dönemde çocuklara e, somut e, bazı şeyler yaptırmaları gerekiyor. E, bazı oyunlar var farklı farklı e, bunları mesela çocuklara oynatılmaya çalışılıyor. İşte bunlar da soyut oyunlarsa eğer. Çocuklara da çok fazla bir şey ifade etmeyebiliyor. Gelişimlerine de çok katkısı olmayabiliyor bu dönemdeki bu durumun. Diğer bir dört dönemimiz, dört yılımız ortaokul yılları Faruk Hocam. Bu da genel olarak 10-14 yaş arasını kapsıyor bu dönem. Ve aynı zamanda ergenlik başlangıcı baktığımız zaman. Yani bu dönemde çocuklarımız aynı zamanda ergenliğe adım atmaya da başlayabiliyorlar. Yaşlara göre yine değişmekle birlikte... Ee, tabii yine bu anlamda da dikkat etmemiz gereken bir dönem çocuklara karşı çok hassas olmamız gereken bir dönem hem okulda hem evde yine onları da konuşacağız Türkiye'de e, iki tür ortaokul karşımıza çıkıyor bir genel ortaokullar var İşte imam Hatip ortaokullarımız var ee, sosyal bilimlerle alakalı ortaokullar var yani ortaokulda çok fazla çeşitliliğimiz yok ee, tabii bakanlığımız son zamanda mesela ortaokulların bazılarına da hazırlık sınıfları koydu ee, işte İngilizce hazırlık yapan ortaokullarımız da var burada dil eğitimiyle ile alakalı. Çünkü bizim Türkiye'nin iki tane problemi var aslında ders anlamında. Bir tanesi matematik, bir tanesi de yabancı dil. Yani evet. bu iki alanda biz çok fazla gelişim gösteremedik. Bunun da sebepleri var aslında. Onları da yine konuşuruz. E, lise liseye geldiğimizde de son dört yıl e, genelde 14-18 yaş aralığını kapsıyor Türkiye'de. E, bu dönem artık ergenliğin iyice kendini hissettirdiği bir dönem. E, ailelerimizin çocuklara, e, gençlerimize çok farklı yaklaşması gerektiği bir dönem ki programımızın ismi de iletişim dünyamız. Özellikle ergenlerle çalıştığımızda iletişime çok dikkat etmemiz gerekiyor hem okulda hem evde. E, onlar yaptığımız birçok şeye karşı çıkıyorlar anne babalarına yaptıklarına, okuldaki yapılanlara çünkü kendilerini kabul ettirme dönemleri hem arkadaşlarının içerisinde hem evde bir birey olma yolunda e, ilerliyorlar aslında. Okul türlerimize baktığımızda ise liselerde e, çok fazla lise türü var aslında bizde. Anadolu liseleriyle başlıyor, Fen Lisesi var, Sosyal Bilimler Liseleri var, Meslek Liseleri var, İmam Hatip Liseleri var, Askeri Liseler, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri gibi e, birçok lise türümüz var. Tabii bunların bir kısmı şu anda yok. Tabii yani şimdi şöyle e, mesela e, Spor Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri tek çatı altında Meslek Liseleri olarak toplandı mesela... Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dediğimizde hı hı. Altında aslında bir sürü e, Liseler var Mesleki Teknik Anadolu Lisesi işte Kız Meslek Lisesi de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İşte e, erkek liseleri var Farklı farklı liseler var ama bunlar hep tek çatı altında toplandı e, Genel olarak işte Anadolu Lisesi Fen Lisesi, Meslek Liseleri diye gruplandırabiliriz Aslında evet. lise türlerimizi e, Yani bu çeşitliliği e, Türkiye'nin eğitim sistemi böyle Şu anda genel olarak hani 4 artı 4 artı 4 Okul öncesi eğer zorunlu hale getirilirse ee, buna belki bir eklenecek, bir artı dört artı dört artı dört şeklinde devam edebilir. Ee, sistemimiz genel olarak işleyişi bu şekilde fark hocam. Şimdi e, tabi buradan yavaş yavaş hani eğitim sistemimiz bu ama niteliği nedir? Onu konuşmaya doğru gitmek lazım. E, buraya başlamadan önce tabi dünyada eğitimde başarılı olarak ifade ettiğimiz ülkeler var. Hani hep konuşuyoruz e, şu ülkeler diyoruz ki eğitimde başarılı. Peki başarının ölçüsü ne? Buna bakmak lazım. Yani dünyada kabul edilmiş başarı ölçüleri var. Bazı sınavlar yapılıyor. Bunlardan en bilineni PISA dediğimiz e, Türkçe açılımı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı aslında PISA'nın e, OECD ülkelerinin yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün e, yaptığı bir araştırma aslında PISA sınavları e, üçer yıllık dönemler halinde yapılıyor. 2000 yılından beri yapılan bir sınav bu. Türkiye'de. 15 e, tüm dünyadaki OECD Hı. ülkelerin hepsinde yapılıyor. Türkiye de buna dahil. Türkiye 2003 yılından beri katılıyor bu sınava. Hı. 2000 yılında başladı. Ama Türkiye 2003 yılından beri sınavlara dahil olmuş bir ülke. 15 yıldır yapılıyor. E, evet, 15 yaş grubundaki çocuklar üzerinde yapılıyor. E, neyi ölçüyor dersek öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir sınav. Yani biz okullarda çocuklara bir süre eğitim veriyoruz ama e, çocuklar bunları ne kadar kazanmış? Ve hayatlarında ne kadar kullanabiliyorlar. Şimdi bizim çocukları okullara gönderirken, hayata hazırlarken en büyük amacımız çocukların öğrendiği bilgileri hayatta kullanmalarıdır, değil mi? Hiç yani e, öğrendiğimiz bilgiyi biz eğer hayatta kullanmayacaksak bir şey ifade etmiyor. E, bu anlamda işte bu sınavın temel amacı bunu ölçmek. Çocuklar bilgileri öğrendi ama bunları hayatta kullanma becerileri nedir? Evet, yeri geldiği zaman, değil mi hocam? Tabii ki yeri geldiği kullanmayabilir, zaman. kullanmayabilir. Tabii ama ama. kullanmayabilir tabii. Yani bir bilgi vardır, üç sene sonra kullanabilirsiniz. Evet. Ee, ama onu önemli olan onu kullanma becerisini geliştirmek. Evet. Ee, bu anlamda da mesela sınavın üç tane temel kategorisi var. Ee, i̇şte matematik okur-yazarlığı bunlardan bir tanesi. Fen bilimleri okur-yazarlığı var diğer bir boyutu. Bir diğer boyutu da okuma becerileri diye. Yani fen, matematik ve okuma becerilerinde yapılıyor. Türkiye'nin durumuna bir bakmak lazım aslında. En son yapılan en son 2008 yılın 2018 yılında yapılan sınavda e, 72 ülkeden Türkiye Matematikte 49. sırada. E, fen bilimlerinde 52. sırada. Okuma becerilerinde de 50. sırada çıktı. Yani e, ikinci grubun sonlara doğru. E, durumumuz çok iyi değil bu anlamda. Yani bu neyi gösteriyor yorumlarsak aslında. Biz eğitim veriyoruz çocuklara. Ama çocuklarımız bunu hayatta kullanma becerileri istediğimiz gibi değil. Peki bu sınavda başarılı olan ülkeler hangileri diye bakarsak. Bu sınavda uzun yıllardır. ...domine etmiş bir ülke var. Bunlardan bir tanesi Finlandiya. Zaten hep örnek verilirken... ...Finlandiya'da şöyle böyle diye anlatılır. Ama son zamanda atağa geçen bazı ülkeler de var. Bu sınavda. Evet. Mesela Singapur. Evet. Interfekt. Bir uzak doğu ülkesi. Ama son yapılan PISA sınavlarında... ...en başta çıktı. Ee, Güney Kore yine başarılı çıktı. Hong Kong enteresandır. Başarılı çıktı. Uzak doğunun bir atağı var... ...bu konuda. Eee... PISA direktörünün çok enteresan bir sözü var Türkiye eğitim sistemi ile alakalı. Diyor ki Türk eğitim sistemi maalesef diyor dünyaya uyum sağlayamıyor. Evet. Hocam burada bir nokta koyalım. Tabii ki, bir gün var, koyalım. <laughs> Tabii ki. Evet ondan sonra devam edelim. Tabii ki. Değerli dinleyiciler TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Milli Eğitim Müfettişi Akademik e, Doktor Talip Özdemir Bey ile beraberiz. Kendisiyle Türk eğitim sistemi ve dünyadaki yeri üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. Değerli dinleyiciler, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Milli Eğitim Müfettişi Doktor Talip Özdemir Bey ile birlikteyiz. Türk Eğitim Sistemi ve Dünya'daki yeri üzerinden sohbet ediyoruz. Evet hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet Faruk hocam, en son e, pisa sınavlarından bahsediyorduk evet. ve bu konuda Türkiye'nin yerinden söz etmiştik. E, Türkiye'nin yerinin çok daha iyi çetici olmadığını gördük istatistiklerde. E, Hemen kısaca tekrar edeyim. E, matematikte 49. sıradayız 72 ülke arasında. En son yapılan 2018 verilerine göre bu. 72 ülke içerisinde. 72 ülke arasında matematik okur yazarlığında 49. sıradayız. 72, 49 evet matematik. Fen bilimleri okur yazarlığında 52. sıradayız. Okuma becerileri okur yazarlığında da 50. sıradayız. Bizim sıralarımız birbirine çok yakın. Yani demek ki üçünde de aslında çok iyi durumda değiliz baktığımız zaman. ve bu Çok konuda kötü de değiliz ama. Çok kötü de değiliz tabii. Yani yükseltme durumumuzda önceden daha da kötüydük. Aslında biraz yükselmiş halimiz bu. Mesela bir öncekinde 101. sıradaydık. O zaman daha fazla ülke vardı. Hmm. Şimdi biraz tabii ki gelişme gösterdik yapılan iyileştirme çalışmalarıyla ki... Ee, ...gerçekten hükümetimiz, ülkemiz yani bu, bu iş için çok büyük emek harcıyor... ...biliyorsunuz en son bütçe görüşmelerinde en büyük bütçe yine eğitime ayrıldı... Ee, ...kolay değil, yani 20 milyon öğrencisi olan bir ülkeyiz Faruk Hocam... ...şimdi biraz sonra bahsedeceğim ülkelerde tabii nüfus... ...yani bizim öğrenci nüfusumuz dünyadaki birçok ülkeden fazla... ...bu kadar e, öğrenciyi sevk ve idare etmek, başarı hale getirmek kolay değil... Ama anne, baba ve öğretmenler olarak yapacaklarımız da var. Aslında yapmamız gereken ama yapmadıklarımız da var. Da Biz konuşacağız. bunları konuşacağız zaten. Evet. Şimdi PISA ile alakalı... ...bu PISA'nın sınav direktörü diyor ki... ...Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamıyor diyor. Bu sınav sonuçlarından sonra söylediği bir söz bu. Hmm. Ee, yani dünyaya uyum sağlayamıyor ne demek? Demek ki... E, ...yaşam becerileri veya dünyaya adapte olmada bazı sıkıntılarımız mı var diyor sormak gerekiyor. Bu anlamda da aslında... Teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler kaydetmeye başladık. Son zamanlarda işte sistem eğitimleri dediğimiz bazı eğitimler var. Bilim, matematik fen alanlarında yapılan çalışmalar, robotik kodlamalar var okullarımızda çok yatırım yapılıyor bunlara. Aslında geleceğimiz aydınlık baktığımız zaman ama doğru adımlar atarsak aydınlık. Bir de öte yandan bir veri daha var, bir sınav daha var bu da öğretmenlerle alakalı. Dünya genelindeki öğretmenlerin ölçüldüğü bir sınav var. Yine PISA'nın. E, PISA'nın değil, PIAC diye geçiyor bu. Hı. P I -A, A C. Burada da Türkiye 31 ülke arasında maalesef sonuncu sırada. Uf. Yani öğretmenlerimizin derecelendirilmesi konusunda 31 ülkeye katılmış, burada sonuncu çıkmışız biz. Çok kötü. O zaman e, bu sonuçlar bizi bir yere götürüyor. Yani demek ki bizim öğretmen yetiştirmeyle ...veyahut da öğretmenleri seçmeyle alakalı aslında doğru şeyler yapmamız lazım ki. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ilk geldiğinde buna vurgu yaptı zaten. Yani dedi öğretmene yatırım yapmak zorundayız. Öğretmeni doğru seçmek zorundayız ve onları geliştirmek zorundayız diye. Şu anda aslında hep onun üzerinden yürüyor ve çok doğru yürüyor bu anlamda da. Şimdi başarılı ülkeler aslında bir göz atalım bence Faruk Hocam. Yani mesela bu ülkeler neden başarılı olmuş? Bir onları irdeleyelim. Biz bunların hangilerini yapıyoruz, yapmıyoruz bir ona bakalım müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun. Şimdi e, bunlardan bir tanesi Finlandiya dedik. PISA sınavlarında uzun yıllar birinci çıkıyor. Evet. Yani bu demek ki Finlandiya'daki çocuklar öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanabiliyorlar anlamına geliyor. Aksan Baklar ülkesi. Evet, Aksan Baklar ülkesi. Meşhur kitabımız da var bu konuda ki bütün eğitimcilerimizin hatta anne babalarımızın da okumasını tavsiye ediyorum. E, nasıl bir gelişim gösterdiklerini. Şimdi Finlandiya ile ilgili aslında öncelikle bir ülkeyi anlayabilmek için sosyal ve kültürel yapısına da bakmamız lazım. Hani eğitimi sosyal veya kültürel hayattan bağımsız düşünemeyiz hiçbir zaman baktığımız zaman. Ee, bu anlamda biz kalktık Finlandiya'ya gittik. Dedik yani yerinde görelim bu adamlar ne yapıyorlar. Hani hep konuşuluyor da evet. e, ama yerinde görmek farklı. Gerçekten böyle mi yapıyorlar, ne yapıyorlar bir bakalım diye kalktık gittik ve şöyle ilginç gözlemlerimiz var. Ee, Finlandiya 100 yıl öncesine kadar aslında eğitim çok kötü bir ülke. Yani e, çok fazla gelişim gösterememişler ve... E, sınıflar arasında kavga olan bir ülke. Fakirlerle zenginler arasında. Ülkenin ileri gelenler oturuyor. Diyorlar ki biz bunu nasıl çözeriz? Ve bunun yolunun eğitimden geçtiğini fark ediyorlar. Böyle akil insanlardan heyet oluşturuluyor. Nasıl bir eğitim sistemi kuralım ki e, bunlar yani bu sınıf kavgaları ortadan kalksın e, eğitimimizi daha iyi bir yere getirelim diye. E, bazı kavramlar üzerinden yürüyorlar aslında. E, mesela Finlandiya'daki sınıflara gittiğinizde Çocuklar genelde e, ortak malzemeler kullanıyorlar. Örneğin işte boya kalemleri sınıfın içinde var. Herkes ihtiyacı gibi kullanıyor. Tekrar yerine bırakıyor. E, çocukların kıyafetlerine bakıyorsunuz. Hepsi birbirine yakın. Yani çok büyük farklılıklar yok. Ama tek tip değil. Tek tip değil ama tabii ki. E, mesela engelli dediğimiz hani zihinsel olarak veya da fiziksel olarak engelli çocuklarımız var. Onları mesela tecrit etmiyorlar. Onlar normal çocuklarla aynı sınıfta. Bizde de aslında birçok öğrencimiz normal çocuklarla aynı sınıfta eğitim alıyor. Bunlara kaynaştırma diyoruz biz. Kaynaştırma, biz. kaynaştırma öğrencisi diyoruz. Ee, ama tabii bizde ağır vakalar tabii özel eğitimler de alıyor. Bu Finlandiyalar bu çocukları normal sınıflarda tutuyorlar ve onların başında birer öğretmenleri var. Yani o öğretmenler bunlarla sınıf içerisinde ilgileniyor. Ama yaşıtlarıyla vakit geçiriyorlar. Yani ilk hedefleri aslında böyle biraz sınıf farklılığını kaldırmak üzerine olmuş bunların. Daha sonra çok enteresan iki kavram geliştirmişler ve sosyal hayatlarında da bu böyle güven ve saygı Faruk hocam. Hı hı. Yani bu iki kavram Finlandiya'nın sosyal kültürel ve eğitimini oluşturan kavramlar. Sokağa çıktığınızda da bu kavram var, e, insanlarla konuştuğunuzda da bu kavramla karşılaşıyorsunuz ve eğitimlerinde de bu kavram var. Güven ve saygı üzerine kurulmuş bir eğitim sistemleri var. Şimdi bu iki kavram o kadar önemli ki mesela Finlandiya'da denetim sistemi yok. Yani denetlenme ihtiyacı hissetmiyorlar. Yani o kadar güveniyorlar müfettişler ki. Müfettişler yok orada. Yok. Bizim gibi müfettişler yok. Neden? Çünkü öğretmenlerine son derece güveniyorlar. Evet. Yani onların hata yapmayacağını ve işlerini doğru yapacağını düşünüyorlar. Başımdan geçen enteresan bir örnek anlatayım. Ee, bir tane okul, ortaokulda bir okul müdürüne şunu sordum. Dedim ki, sizin dedim bir öğretmeniniz, sizde müfettiş yok, çok güzel. Bir öğretmeniniz o göreve gelmedi veya bir hata yaptı bunu nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz diye sordum. Okul müdürü de dedi ki bir öğretmen neden göreve gelmesin dedi. Ya dedim ki canı istemedi gelmedi. Ama dedi niye gelmesin? Bir öğretmen dedi. Ya hastadır gelmez veyahut da çok acil bir şeyi vardır gelmez. Zaten o durumda biz ona yardımcı da oluruz. Yani durup dururken bir öğretmenin gelmeme ihtimali onların literatüründe yok. Yok. Yani görevini aksatma veyahut da farklı yanlış bir işçine girme literatür olarak yok onlarda bir defa. Bu enteresan bir şey onlar için. ...ve saygı, gerçekten gittiğiniz her yerde, sosyal hayatta da... ...insanlar birbirine son derece saygı gösteriyorlar. E, bu iki kavram aslında bizim kültürümüzde var Faruk Hocam. Eskiden beri bizim, aslında bizim kültürümüz bunlar üzerine kurulmuş bir kültür. Ameliyat. E, ama kaybetmeye başladık. Yani üzüldüğümüz nokta bu. E, nasıl kaybettiğimiz aslında çok ayrı bir tartışma konusu. E, tamamen kaybetmedik ama... ...çocuklarımıza bunları yeniden yeşertmemiz gerekiyor. Yani bunlar bizim değerlerimizde, içimizde var fakat bunları tekrar yeşertmemiz lazım bizim çocuklarımızda belki eğitim sistemlerimizi bizler de bunlar üzerine kurmamız lazım yani güven ve saygı gerçekten hayatın vazgeçilmezleri evet. anlamda bu bu konuda maneviyattan biraz uzaklaşmış olmamız Kesinlikle. değil mi Kesinlikle. yani çok önemli bu noktada çünkü evet. bizi biz yapan bu değerlerdi zaten biliyorsunuz evet, inançlarımız imanımız aynen öyle aynen öyle fark hocam zaten ya yine çok enteresan bir örnek var bu geçenlerde bir araştırma konusu da oldu. Yani bugün aslında biz Müslüman ülkeler de kendisini bu anlamda sorgulaması gerekiyor belki. Yani gerçekten bu dinin emrettiği şekilde ne kadar yaşıyor insanlar sosyal hayatlarında bakmak lazım. Yani bakıyorsunuz bu değerleri yaşayan ülkelerin içerisinde Müslüman ülke sayısı az. Yani bu çok yine enteresan bir konu baktığımız zaman. Hani güven anlamında saygı anlamında bu değerleri neden yaşamıyor bizim ülkelerimiz diye soruyoruz. İşte hep dönüp dolaşıp eğitime geliyor iş. Yani eğitim eğitim diyoruz ve o anlamda hani çok dikkat edilmesi gereken bir nokta eğitim çocuklarımıza bu değerleri kazandırmak anlamında. Şimdi çocukların yaptığı enteresan şeyler var orada öğretmenlerin de. Mesela sınıfa girdiğinizde bütün öğretmenlerin bir defa çok pozitif olduğunu görüyorsunuz. Yani çocuklar öğretmenler sınıfa girdiğinde gülümseyerek giriyor. Bütün öğretmenler. Yani dışarıda ne yaşarsa yaşasın o sınıfın kapısını açtığı an çocuklara gülümsüyor. Ki o kadar önemli bir şey ki Faruk Hocam bu gülmek, gülümsemek. Ee, Peygamberimiz de diyor gülümsemenin sadaka olduğundan bahseder bilirsiniz. Evet. Yani bizim aslında hani bir arkadaşımızla dışarıda insanlarla karşılaştığımızda da aslında gülümsememiz lazım. Gülümseme insan kimyasını değiştiriyor. Bu pozitif yaklaşım denilen psikolojideki. Yani e, bu anlamda öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. O çocuklara gülümsediğiniz an çocuklar zaten müthiş bir motivasyonla başlıyorlar derse... Ee, çocuklar şunu gözlemledik: her türlü şeylerini kendileri yapıyorlar. Örneğin yemek yiyorlar, yemek yedikten sonra onların temizlenmesi, hani işte bulaşık makinesine dizilmesi, yemeklerini kendisi alıyor. Küçük yaştaki çocuklar da bunu yapıyor. Self servis. Self servis. E, her şeylerini kendileri yapıyorlar. Ana sınıflarına gidiyorsunuz, ana sınıflarındaki çocuklar da kendileri. Bir yaşındaki çocuk bile yemekleri kendisi yemeye çalışıyor. Döküyorlar üzerlerine, ama bunu hiçbir zaman sorun etmiyorlar. Sosyal hayata bakıyorsunuz mesela bir restorana gittiniz anne baba çocuklarıyla gelmiş iki yaşındaki çocuk ki Finlandiya çok soğuk bir ülkedir iki yaşındaki çocuk karda kışta yemeğini yedikten sonra çıkarken at kısını eldivenini beresini kendisi takıyor annesi hiç müdahale etmiyor hiçbir zaman giydirmiyor yani e, çocuklara hep kendi işlerini kendileri yapma o becerileri hani dedik ya avuç içi çocuklar el becerilerini çok kullanıyorlar bizim Türkiye'de ne oluyor Faruk hocam? Ayakkabısına kadar anne. Evet okul çocuk okul öncesine gidiyor. Kapıda çocuğu alıyorlar. Ayakkabısını çıkartıyorlar. Montunu giydiriyorlar verirken de. Yani e, maalesef çocuklarımızın bir şey yapmasına müsaade etmiyoruz biz. Enteresan bir örnek vereceğim eğer vaktimiz varsa Faruk buyur, Hocam. Buyurun. E, i̇sim vermeden söyleyeyim. Şu anda Türkiye'deki meşhur bir tane üniversite sahibinin yeğenini, yeğeniyle alakalı bir olay bu. Bir psikolog arkadaşım anlatıyor bizzat yaşadığı için söylüyor biz diyor ben bir kurma diyor danışmanlık yapıyorum psikolog olarak çalışıyorum. Okulun bir felsefesi var. IQ testi yapıyoruz çocuklar kayıt olacağı zaman diyor. Belli bir IQ'nun üzerindeki çocukları alıyoruz biz okula diyor. Ve genelde diyor işte 110 IQ'nun üzerine çıktığı zaman genelde normal değerler 90 ile 100 arası, 110 arasında kabul edilir. bir gün bir aile geldi diyor. Çocuklarına IQ testi yaptık 74 çıktı diyor. Yani bizim değerlerimizin çok çok altında. Evet. Babaya dedim ki biz sizin çocuğunuzu alamayız. Baba dedi ki sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi diyor. <laughs> Bilmiyorum efendim dedim diyor. İşte ben şu üniversite sahibinin yeğeniyim ve ben profesörüm. Eşim de çocuk doktoru. Ee, bizi almanız lazım. Şimdi normalde aile genetik olarak çok iyi. Ama çocukta bir sıkıntı var anladım diyor. Ve onlara bir ders vermek istedim diyor orada. Bir tane çikolata var yanımda çıkarttım çocuğa verdim eline. Dedim ki al bu çikolatayı açıp ye. Çocuk çikolatayı açamadı. Çünkü o becerileri gelişmemiş. Son aileyle şöyle bir pazarlık yaptık. Ben sizin çocuğunuzu alacağım ama bir şartım var dedim diyor. Çocuğa e, benim söylediğim şekilde davranacaksınız. Çünkü o güne kadar aile şöyle davranmış çocuğa. Zengin oldukları için evde iki bakıcı var. Çocuk sabahleyin kollarını açıyor. Bakıcılar çocuğu giydiriyor. Hatta çocuk üçüncü katta kucaklarını alıp aşağıya indiriyorlar. Sonra oradan alıp arabaya bindiriyorlar çocukları çocuğu. Çocuk hiçbir şey yapmıyor. Yemeği de bakıcılar yediriyor. Çocuk kaşık almamış eline. ...ve IQ'su düşük çıkıyor Faruk Hocam. Evet. Sonra... Bunlara ince motor, kaba motor... Evet, ince motor, kaba motor becerilerinin gelişmesi diyoruz. Sonra benim dediğim gibi davrandılar. Her şeyi kendisi yapsın dedim diyor. Bir yılın sonunda çocuğun IQ'su 124'e yükseldi diyor. Yani dedik ya zeka ile... ...işte avuç içlerinin kullanılması arasındaki ilişkiden söz ettik. Bu anlamda işte çocukların kendi başına bir şeyler yapması çok önemli. Bazen bizim okullarımızda aileler şunu eleştiriyor... Ya benim çocuğuma okulda yer süpürtüyorlar diyor. Benim çocuğuma şunu yaptırıyorlar okulda diyor. Ee, yani bazı şeyleri bizim çocuklara yaptırmamız gerekiyor. Bazı becerilerin gelişmesi için. Yani bu tabii ki temizlik illa okul süpürsünler anlamında söylemiyoruz ama e, evde başlayarak okulda da devam eden bazı özgüven becerilerini kazanmaları gerekiyor çocuklarımız. Yani Finlandyalar nasıl yaptığı bu? Çocuklara her şeyleri öğretiyorlar. Ee, üçüncü sınıfta ilkokul üçte dikiş nakış dersleri var fark hocam. Üçüncü sınıf öğrencisi dikiş makinesinin başına oturuyor. Dikiş dikiyor. İğne almış eline bir sökü dikmeyi öğreniyor. Kız ve erkek. Kız erkek hiç ayrım yok. Evet. Sonra kız erkek ayrım yok. Marangozluk dersleri var. Gidiyorlar marangozhaneye. E, gerçek aletlerle. Hani elini keser. Yok çiviyi keser eline vurur düşüncesi yok. Gerçek aletlerle onları kullanmayı öğreniyorlar. Ve çok enteresan şeyler yapıyorlar. Ha bizde yok muydu? Bizde de vardı Faruk Hocam hatırlarsanız ev ekonomisi dersimiz vardı yıllar önce. Tabii. Ee, orada dikiş nakışı veya farklı şeyleri öğrenirdik. Evet yani, dikiş makinesi yoktu ama. Yoktu ama evet, el becerileriyle bunları öğreniyorduk. Yani çok önemliydi aslında Hı -hı. bunlar. Yani bu anlamda yaşam becerileri diyoruz biz buna. Bunların belki müfredatlarımıza yeniden konulması lazım. Aynen. Ee, bazı okullar bunu yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar ama... ...belki seçmeli ders olarak farklı şeyde bunun tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten zekayla doğrudan bağıntılı bir konu bu Faruk Hocam. Evet. Ee, peki Finlandiya'da öğretmenler nasıl seçiliyor? Bir de ona bakmak istiyorum aslında. Ee, bizdeki gibi eğitim fakültesi var onlarda da. Ama her eğitim fakültesini bitiren öğretmen olamıyor. Bir istatistikleri var. Eğitim fakültesini bitirenlerin onu öğretmenlik yapıyor. yüzde %90 eleniyor. Eleniyor. Ee, öğretmen bitirir bitmez öğretmen olarak atanmıyor. Genelde yardımcı öğretmen olarak atanıyor. Ee, master yapması gerekiyor alanıyla alakalı. Master yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atanıyor. Ama dediğim gibi her bitiren e, maalesef öğretmen olarak atanmıyor. Çok ince Elip sık dokuyorlar öğretmen konusunu. E, çok enteresan bir şeydir. Yani biz de e, ona değineceğiz biraz sonra. Biz ne yapıyoruz, nasıl yapmalıyız zaten konuşacağız burada. Evet. E, vaktimiz varsa diğer bir ülkeye de göz atmak istiyorum aslında Faruk Hocam. Buyurun hocam, birkaç dakika daha var bu bölümde. Evet, e, şimdi Singapur örneği var. Son zamanda atak yapan hı hı. E, ve bu sınavlarda başarılı olmuş bir ülke. Ha, bu arada Finlandiya'nın eğitim sistemi mesela çok light diyebiliriz. Hani e, işte çok katı bir müfredatı yok. Çocuklar öğleye kadar okula gidiyor. Öğleden sonra sosyal becerilere, aktivitelere vakit ayırıyorlar. Yani tüm gün eğitim yok orada mesela. Akşama kadar ders görmüyorlar. E, yarım gün ders görüyorlarsa yarım günde kendi ilgi duydukları bir alanla ilgili çalışmalar yapıyorlar. E, ev ödevi çok fazla yok. Çok az veriyorlar ev ödevlerini. Singapur'a dönüp baktığımızda ise aslında tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani Finlandiya'da daha light bir eğitim varken, baskıcı olmayan, daha hafifletilmiş müfredat varken ama Singapur'da daha katı bir program uygulanıyor baktığımız zaman. Ee, mesela okul öncesinde çocuklara e, okuma yazma öğreniyorlar. Finlandiya'da mesela öğrenmeyi biliyor. Yani e, birinci, ikinci sınıfta da öğrenebiliyor. Ama Singapur'da genelde okul öncesinde okuma yazma öğrenmiş oluyor çocuklar. Ee, Singapur'da yine e, Mesela Singapur matematiği dediğimiz bir olay var. Çocuklar okul öncesinde matematiğe gerçekten çok önem veriyorlar. Yani okul öncesinde çocukların belki birçoğu çarpım tablosunu da ezberliyor orada. Ee, yine Singapur'da enteresan bir şey var. Yaptıkları bir değişiklik. Beden eğitimi ders saati sayısını artırmışlar. Yani bir iki saatken haftalık beş saate çıkartmışlar mesela beden eğitimini. Bizde genelde iki saat olarak uygulanıyor beden eğitimi beden eğitiminin artırılmasının çok büyük etkisi var eğitimde. Yani çocukların fiziksel aktivite yapmalarının, hani sistemimizdeki hataları yaparken bunu zaten konuşacağız. Ee, gerçekten artırmak çok çok önemli bence. Çünkü bizde e, beden eğitimini e, veya müzik, resim gibi dersleri maalesef diğer dersler için kullanılıyor. Yani çocuğa matematik veriliyor mesela matematik zayıf diye çocuğa beden eğitimi dersinde matematik yaptırılıyor. Çocuğa resim dersinde matematik yaptırıyorlar. Evet. Ve maalesef bu başarıyı getirmiyor. Yani bir çocuğa sürekli matematik vermek... ...o çocuğun matematik başarısını yükseltmiyor fark Hocam. Onu yükseltmek için başka bir şey yapmamız gerekiyor aslında. Nedir o? O da şu. E, şimdi aslında bu normal insanlar için de böyle. E, bir çocuğa başarılı olmasını istiyorsanız... ...tüm yönleriyle geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü zihnin gelişim haritası böyle. Yani sabahtan akşama kadar matematik öğrenerek... ...matematik zekanız gelişmiyor. Zeka çok yönlü bir kavram. Her boyuttan geliştirmeniz lazım. O çocuğun spor da yapması gerekiyor, resim de yapması gerekiyor, gezmesi lazım, doğayı gözlemlemesi lazım. Birçok aktivite bulunması lazım, kitap okuması lazım ki zihnin her boyutu gelişsin. Evet, zekaları zamanımızda ayrı ayrı bölümlere ayırmışlar. Hani Matematik evet. zeka, duygusal zeka, IQ var, ruhsal zeka. Kesinlikle. Efendim bunun dışında bir de müzik zekası, resim zekası demişler. Bütün bunların tümünün diyorsunuz Kesinlikle. birlikte ele alınması. Elinmesi, alınması gerekiyor. Mesela zeka türlerine değinmişken yani Faruk Hocam çok enteresandır. Şimdi IQ biz hep konuşuyoruz. Akademik zekayı ama işte son zamanda EQ dediğimiz duygusal zeka. <laughs> mesela sosyal zeka var. Son zamanda yine kendini hissettiren ki bugün iş dünyası sosyal zekası yüksek olan insanları tercih ediyor. Yani sosyal zekada ne var? E, grupla çalışma yeteneği, sorun çözme becerisi. Bunları yüksek olan insanları tercih ediyor, iş dünyasında İletişim becerisi. İletişim becerisi, kesinlikle. Tam sizin konunuzla alakalı. Yani e, ve duygusal zeka çok önemli aslında. Evet. Yani karşıdakinin ne hissettiğini hissedebilmek, onu anlayabilmek. IQ'nuz çok iyi olabilir ama duygusal zeka yoksa aslında tehlikede doğurabilir. Evet. Onu destekleyen bir durumdur duygusal zeka. Evet. Şu an bir ara daha verelim. Evet. Sonra devam edelim. Zekadan devam edelim zekadan daha sonra. Zekadan devam edelim. Değerli dinleyiciler, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirin Milli Eğitim Müfettişi Doktor Talip Özdemir Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Türk Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemi'nin dünyadaki yeri üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. <laughs> Değerli dinleyiciler, Tegerat iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirin milli eğitim müfettişi Doktor Talip Özdebir Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Türk eğitim sistemi ve sistemimizin dünyadaki yeri üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam en son zekalar dedik. Zekalarda kalmıştık Faruk Buyurun. hocam. Ee, şimdi genelde aileler hep IQ üzerinde konuşuyorlar. Zeka türleri var. Sekiz tane zeka türünden bahsedilir genelde. İşte e, matematiksel zeka, sözel dilsel zeka gibi. E, ...görsel zeka falan anlatılır. Bunlar IQ ile alakalı aslında. Akademik başarıyla orantılı. Ama artık dünyada IQ dediğimiz... ...duygusal zeka çok çok önem kazandı. Yani insanın karşısındakini... ...hissetmesi, anlayabilmesi çok önemli. Çünkü bugün bizim aslında... ...kaybetmeye başladığımız şeylerden birisi de... ...başka insanları anlamakta zorlanıyoruz. Onun ne hissettiğini. E, ve bir insanı çok kolay yargılayabiliyoruz. Faruk hocam. kızı Kızılderililerin çok enteresan bir atasözü vardır. Çok severim. Der ki... ...bir insanı yargılamadan önce onun ayakkabılarıyla 40 gün dolaşın derler. Hmm. Yani o kadar zor ki bir insanı yargılamak aslında hüküm vermek. Yani bizler hemen dış görünüşüne bakıp insanların belli birkaç davranışına bakıp hemen hüküm verebiliyoruz. Ama bu kadar basit değil aslında bu. İşte bu duygusal zeka bu yönlerimizi geliştiren bir kavram bizim. Eğitim sistemimizde son zamanda değerler eğitimi altında bunlar veriliyor. Gerçekten hani okullarımızda yapmaya başladılar değerler eğitimi diye. Ders olarak nasıl bir ders, ders olarak değil. Genelde işte böyle bir eğitim, işte seminerler düzenleniyor Hı. ama doğru mu yapılıyor? Aslında konuşmamız lazım. Şimdi mesela bundan on yıl önce değerler eğitimi diye bir şeyden söz etmiyorduk biz Faruk Hocam. Evet. Neden etmiyorduk Çünkü böyle bir sıkıntımız yoktu. Bugün bahsediyorsak demek ki böyle bir sıkıntımız olduğu için bahsediyoruz. Hani bugün metrobüse otobüse oturduğunda büyüğüne yer vermeyen çocuklarımız ortaya çıktı. Karşısındakini anlamayan bir sürü neslimiz ortaya çıkmaya başlayınca demek ki değerlerimizle alakalı bazı sıkıntılar ortaya çıktı. O yüzden eğitimi yapılıyor. Ama sorulması gereken şu. Değerlerimin eğitimi olur mu? Aslında değerler yaşatılması gereken şeyler. Eğitim yapılması gereken şeyler değil. Biz onları yaşatmamız gerekiyor değerleri. Örnek olarak çocuklara gidip onları yaşatarak. Hani çocukları bir araya toplayıp bugünkü çocuk konumuz saygıdır çocuklar. Saygıyla ilgili bunu yapacağız demek hiçbir şey ifade etmiyor. Onları bizim çocuklara hayatın içerisinde yaşatmamız lazım. Yoksa bu işi çözemeyiz Fark Hocam. Şimdi e, Singapur'dan devam ediyorduk. Bunlar mesela değerlere çok önem veriyorlar. Singapur eğitiminde dört tane temel değeri çok ön plana çıkartmışlar Faruk Hocam. Birlik olma, yardımlaşma, dürüstlük ve işbirliği. Yani eğitimin her alanda bunu vurguluyorlar. Bu değerleri ve kendileri de değerler eğitim yapıyor bu konuda. Oradan enteresan birkaç örnek daha var. E, mesela Singapur'da okul öncesi zorunlu değil. E, okulların seviyeleri birbirine yakın. Orada da yine öğlen okul bitiyor. Öğleden sonra çocuklar, başarısız çocuklar varsa onlara ekstra eğitimler yapılıyor. Tüm çocuklara yapılmıyor. Ve öğretmen seçimi yüzde üçlük dilime girenlerden seçiliyor. Hani bizde bugün mesela tıp, hukuk gibi alanlar yüzde beşlik dilime girmek zorunda ya sınavlarda. Singapur'da da öğretmen olabilmenin şartı sınavlarda yüzde üçlük dilime girmeniz gerekiyor. O kadar seviye yüksek. Demek ki iş dönüp dolaşıp öğretmen seçimine geliyor aslında baktığımızda. Ha, Türkiye'de öğretmen nasıl seçiliyor diye biraz o zaman yavaş yavaş giriş yapacak olursak. Veya Türkiye'de seçiliyor mu? Ha, veya seçiliyor mu? Aynen öyle. Yine Finlandiya'da karşılaştığım bir ve bana çok ilginç gelen bir örnekten hareket etmek istiyorum. Faruk Hocam. Bir tane ilkokulu gezerken sınıfta arka tarafta oturan üç dört tane genç vardı kızlı erkekli. Sorduk dedi ki bunlar kimdir? Ne yapıyorlar? Kaç yaş grubu? Bunlar böyle lise çağında 17-18 yaşında çocuklar. Evet. ...dedi ki bizi gezdiren okul müdürü hanımefendi... ...hocam dedi bunlar lise öğrencisi... ...ne yapıyorlar burada dedik... ...bunlar dedi şunu yapıyorlar... ...hükümette işte bir protokol var... ...bunlar haftanın belli günleri... ...geliyorlar liseden buraya... ...gözlem yapıyorlar akşama kadar... ...neyi gözlemliyorlar... ...öğretmen olup olamayacaklarının kararını vermeye çalışıyorlar... ...yani geliyor... ...sınıfta vakit geçiriyor çocuk... ...lise öğrencisi... ...ben bu öğretmenliği yapabilir miyim... ...öncelikle onun kararını veriyor... Hmm. ...yani e, sınava gireyim... ...işte 50 doğru yaparsam öğretmen olurum... ...55 doğru yaparsam... ...başka bir şey olurum yok... ...öncelikle bunun kararını veriyor zihninde... ...öğretmen seçimi buradan başlıyor orada... ...şimdi bizde ne oluyor... ...bizde normal herkes üniversite sınavına giriyor... E, ...doğru yaptığınız... ...sayıya göre... ...yaptığınız tercihlere göre öğretmen oluyorsunuz... ...yani eğitim fakültesini tercih ediyorsunuz... ...giriyorsunuz eğitim fakültesine... ...eğitim fakültesini bitirdikten sonra... KPSS dediğimiz... ...bütün memurlara uygulanan... ...kamu personeli seçme sınavı var. Ona görüyorsunuz. Evet. Oradan aldığınız puanla... ...şu anda bir mülakat da yapılıyor aslında. Ee, bir mülakatın sonucunda atanıyorsunuz. Bu Ama, tabii devletin okullarına. Tabii. Bir de özel, özel sektöre zaten... KPSS'de de yok. KPSS'de de yok. E, bitirmiş. Herkes başvuru yapabiliyor. Evet. E, yani... ...şimdi mülakata baktığımızda... ...mülakatın yapılma şekli de çok önemli. Yani... E, mesela bir öğretmen seçerken mülakat yapılması evet doğru. Sadece yazılı sınavla alınmaması gerekiyor öğretmenin. Çünkü kim olduğunu bilmiyorsunuz. Hı -hı. Yani oturup akşama kadar çalışmıştır ama öğretmenlik ve iletişim becerisi ki... E, ...çok önemlidir iletişim. Yani bugün hayatımızda kilit nokta. Farklı hocam bir araştırma var iletişimle alakalı. Mesela bir iş yerindeki kayıpların, hataların yüzde seksen hep iletişimsizlikten kaynaklanıyor. İnsanlar arasındaki kopmaların nedeni hep iletişimsizlikten... O yüzden çok önemli bir program yapıyorsunuz gerçekten iletişim dünyamız diye. Yani mükemmel bir şey bu. Çünkü her şey aslında iletişimde bitiyor. E şimdi bir öğretmen seçeceksiniz. Öğretmenin iletişim becerisinin olup olmadığını, işte çocuklara yaklaşımı nasıldır e, bunları görmeden seçemezsiniz bir öğretmeni. Çünkü çocukla öğretmen arasındaki temel faktör de iletişim. Öğretmenle veli arasındaki temel faktör de hep iletişimde düğümleniyor. O anlamda öğretmeni seçerken bu kriterlerin ön plana çıkartılması lazım. Biz de eğitim fakültelerine başladık. Şimdi tabii eğitim fakültelerine de bakmamız lazım. Yani eğitim fakülteleri ne kadar iyi öğretmen yetiştiriyor Türkiye'de. Ben e, 2012 yılında yaptığım bir araştırma var Faruk Hocam. Bizzat kendim yaptım 2012 yılında. Eğitim fakültesini yeni bitirmiş aday öğretmenlerle. O zaman Şanlıurfa'da müfettiş olarak çalışıyorum yine. E, aday öğretmenlere kurs veriliyor biliyorsunuz. Bunlar atanmışlar. Bir ay sonra eğitime gittik. Dedim ki onlar üzerinde bir araştırma yapayım. E, yeni bitirdikleri için. Eğitim fakülteleri sizi ne kadar öğretmenliğe hazırladı? Temel konumuz buydu. İnanın e, çok büyük bir oranla eğitim fakültelerinin onları öğretmenliğe hazırlamadığı sonuç çıktı. Sadece birkaç tane eğitim fakültesi bu anlamda iyi Türkiye'de ama... ...büyük bir çoğunluğu öğretmenliği hazırlamıyor maalesef. Neden hazırlamıyor? Yani nasıl diye bunları da konuştuk detaylı. E, ve şunu söylediler. Çünkü... Alandan gelen hocamız çok az dediler. Yani başarılı olan, hayata hazırlayan, öğretmenliğe hazırlayan eğitim fakültelerinde daha önce öğretmenlik yapmış, öğretmenliğin ne olduğunu bilen hocalar var. Hazırlamayanlarda bu hoca sayısı düşük veya hiç yok. Demek ki önemli bir nokta öğretmenliği bilen, e, sınıfa girmiş, o havayı koklamış insanların eğitim fakültelerinde görev alması. Bununla ilgili de e, bir düzenleme yapılıyor şu anda. Yani... E, alanında uzman kişilerin ders vermesi için bazı kriterler esnetildi bu anlamda. Yani evet. eğitim fakültesi gibi bir yerde bazı uzmanların derse sokulması lazım öğretmenliği anlatmak anlamında. Yani matematik anlatabilirsiniz. Bir akademisyen matematiği anlatabilir. Kimyayı, fiziği anlatabilir ama öğretmenlik çok farklı bir kavram. Onu bilen kişinin anlatması çok çok önemli. Yani neyle karşılaşacak bu çocuk? Yani düşünün sınıf öğretmenliğini bitirmiş bir öğretmen doğunun bir köyüne atanıyor soba nasıl yakılır bilmiyor. Eee ve hatta çocukla nasıl baş edecek? Yani üzeri başı kirli gelmiş bir çocukla nasıl iletişim kuracak? Bunları bilmesi gerekiyor. Bunların hazırlanması gerekiyor hayata. Yani o anlamda e, eğitim fakültelerimiz maalesef şu anda çok iyi öğretmen yetiştirmiyor. Bununla ilgili de bakanlığımız çalışma yapıyor. Yani o çok sevindirici o anlamda. E, YÖK'le Milli Eğitim Bakanı arasında protokoller hızlandırıldı. Bunu bu sorunun farkına varıldı çözülüyor inşallah çözülecek bu i̇nşallah. konuda da diye düşünüyorum. Benim Yıldız Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aldığım hocalarım var programı. Hı hı. Onlar e, Eğitim Fakültesi'nden. Hepsi de bu programı aldığım hocalarımız eee 8'er 10'ar yıl e, öğretmenlik yapmışlar. Yapmış. Çok güzel. Ondan sonra akademisyen olmuşlar. Hı hı. E, sizin pozisyonunuzda böyle siz de öğretmenlik yapmışsınız gibi. Evet. Evet, daha da başarılı olacaklar mutlaka. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani bu çok önemli bir konu. Öğretmenliği bilen insanların orada öğretmenlerle bir arada olması gerekiyor. Yani bu anlamda hani öğretmen seçip yetiştirme bizim şu anda temel sıkıntımız. Yani iyi seçemiyoruz. Hani dedim ya bu iş sadece sınavla olmamalı. Evet. Öncelikle bir gönül işi. Yani öğretmenlik bir sevgi ve gönül işidir. Bu gönül işini hissedenlerin buraya girmesi gerekiyor. Sonra da onları iyi yetiştirmemiz lazım. Yani öğretmenlerimiz maalesef mesleğe girdikten sonra da çok iyi yetiştirilmiyor... Yani eski bilgilerle şöyle bir şey söyleyeceğim Faruk Hocam. Mesela çok enteresan farklı bir yerden girelim aslında. Bugün dünyada çok başarılı futbolcular var. Hani güncel bir konu olduğu için söylüyorum. Başarılı futbolcuların hayatlarını okursanız bunlar sadece top oynamıyorlar. Yani bir futbolcu başarılıysa inanın arka planda başka işler de yapıyor. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Evet. Başarılı futbolculara bakın, dünyada popüler olan. Kitap çok okur, sinema, tiyatroya gider, farklı etkinliklerle uğraşır. Ama sadece futbol oynayarak futbol yeteneğiniz çok gelişmiyor. Çünkü futbolda futbol zekası dediğimiz bir olay var. Tabii. O zekayı geliştirmeniz lazım. Evet. O zekada ne kadar çok aktivite yaparsanız, beyinle alakalı çalışan uzmanlarımız söylerler hep. Ne kadar çok uyaran verirseniz beyne, beyin o kadar çok gelişir diye. Çünkü sinapslar birbirinin arasında bağlantı kuruyor, o bağlantıları sağlayan da... Verilen uyarıcılar. O yüzden bir alanda bir öğretmen, mesela matematik öğretmeni düşünelim. İyi bir matematik öğretmeni olmak istiyorsa sadece matematikle değil, Türkçe ile de haşır neşir olmalı. Kitap da okumalı, sinemaya, tiyatroya da gitmeli. Doğada gezmeli, kendisine vakit ayırmalı. Birçok aktivitede bulunmalı ki kendisi iyi bir matematik öğretmeni olsun. Evet. Çocuklarımız için de bu böyle aynen ee, söylediğiniz futbol örneğinde olduğu gibi mesela Almanya'da bizim 3 milyon vatandaşımız var veya Avrupa'da evet. 4 milyon evet. toplam vatandaşımız var. Avrupa'da çıkan futbolcu sayımız, başarılı futbolcu sayımız çok çok fazla. 80 milyonluk Türkiye ile kıyaslarsak e, onlar da Türk, onlar Kesinlikle. da Türk değil mi efendim? Kesinlikle. Ama orada verilen eğitimin netice aynı dediğiniz. Aynen öyle. Hani yoksa bu ülkenin çocukları hepsi aynı yetenekte, Tabii ki. kabiliyette çocuklar yani. Tabii ki. Hani hep deniyor ya işte 3 milyonluk e, Türklerden Almanya bir sürü futbolcu çıkartıyor biz 80 milyondan çıkartamıyoruz mesela. Yani işte gerçekten bu bütün yaklaşımımızı anlatan bir olay aslında güzel aynen. bir örnek oldu fark hocam. Ee, yani çok yönlü gelişimi sağlamamız lazım öğretmenlerimize? Ee, mesela bizim seminer dönemlerimiz var, farklı etkinliklerimiz var. Burada öğretmenlerimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Kendileri geliştirmeleri için. E, bu da inşallah çözülecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu sorunların farkına varıldı. Yani Sayın Bakanımız e, Ziya Selçuk e, bunların hepsini biliyor zaten sorunları. Ve şu anda e, bu tespitleri yaptılar. Çözüme yönelik çalışmalarını yürütüyorlar. E, başarılı olacaklardır bu konuda diye i̇nşallah. düşünüyorum. Umutluyuz, inşallah diyoruz. Çünkü i̇nşallah. eğitimci bir akademisyen olarak e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmiş bir kişi olması... Çok, çok çok önemli, çok değerli bizler için evet. gerçekten. Bir diğer şey de yönetici seçme aslında, fark hocam. Yani yöneticilerimizi seçip atamak çok önemli bir konu. Yönetimde şöyle bir tabir vardır: Okul müdürü kadar okuldur diye. Yani okul müdürleri o kadar önemli ki aslında bizim için. Onların çok değerli ve nitelikli insanlar olması gerekiyor. Aslında hani biz müdür kavramını yönetimde çok kullanmayız, lider deriz genelde. Hani her yöneticinin bir lider olması gerekiyor. Peki bir liderin lider olduğunu nasıl anlarsınız diye sorarsak çok basit bir cevabı vardır. İzleyenleri varsa bir insan o liderdir. Bugün dünyada liderlere baktığınızda bir sürü takipçisi vardır. Evet. Yani eğer bir okul müdürünün de lider olduğunu anlamak istiyorsak gerçekten onu takip eden insanlar var mı diye bakmak gerekiyor. O anlamda bizler okullarımıza yönetici seçerken liderlik özelliği olan insanları veyahut da onların liderlik becerilerini geliştirecek çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ee, okullarımızdan başarı istiyorsak. Çünkü e, müdürün tutum ve davranışları öğretmenleri çok etkiliyor. E, öğretmenlerdeki bu etki öğrencilere de yansıyor. O anlamda e, yönetici seçme kriterlerimizin gerçekten gözden geçirilmesi gerekiyor bu anlamda. E, yani şöyle e, mesela benim hatalı bulduğum aslında bazı şeyler var Türkiye'de. E, Türkiye'de mesela mesleğinde başarılı olan bir öğretmen alınıyor, bir okula yönetici yapılıyor veya alınıyor. Mesela öğretmen evine öğretmen evi müdürü yapılıyor. Şimdi öğretmen evi dediğimiz yer bir oteldir. Yani bir öğretmeni otele müdür yaparsanız ne kadar iyi yürütebilir ve mesleğinde başarılı bir öğretmen alıyorsunuz. Yani mesleğinde başarılı bir öğretmen yöneticilikte başarılı olacağı anlamına gelmeyebiliyor. Yönetim çok farklı bir durum çünkü. Evet. E, aslında biraz bakış açımızı değiştirmek gerekiyor. Bu öğretmen mesleğinde başarılıysa gerçekten orada hizmet etmesi lazım. Yönetim becerisi biraz farklı. Evet, olmayabilirim. Bazen olabiliyor tabii ki. Ama ...her başarılı öğretmeni alıp yönetici veya farklı bir yere getirmek... ...aslında hem çocuklarımıza hem de o kişiye yapılmış bir haksızlık gibi... ...görülebilir bu anlamda. Evet. Ama işte maalesef e, bizim sistemimiz sanki bunu gerektiriyor gibi. Yani öğretmen başarılı oldu, müdür mavin olsun sonra müdür evet. olsun. E, bu çok yanlış tabii. Çok yanlış bir durum. Yani çok fark Hocam. Şimdi Türkiye'de Öğretmenliğin mesela... Öğretmenliğin çok kıymetli olduğunu... Aynen. Ondan daha kıymetli bir makamın, mevkinin olmadığını... ...kavramamız, bilmemiz lazım. Sanki onu biz ödüllendiriyor gibi yapıyoruz ama aslında en büyük cezayı veriyoruz. Onu Ceza. en sevdiği işi yapmaktan alıkoyuyoruz. Maalesef. Yani bu öğretmenimizi. Ha mesela mesela müdür yardımcılığı diye bir olay var okullarımızda. Müdür var, müdür yardımcıları var. İnanın bizim okullarımızdaki müdür yardımcıları ne yapıyor? Tamamen evrak memurluğu yapıyor. Hani eğitimin evet. dışında. Bunu lise mezunu, ticaret lisesini bitirmiş birisini getirseniz de yapıyor zaten. Hani nedir? Evrakları takip etmek, yazıları yazmak. O kadar. Dosyalama. Evet. ve bu şekilde Türkiye'de şu anda 70 bine yakın insan var bu kadrolarda. Hani Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı var diyoruz ya. Yani baktığınız zaman aslında doğru kullanılmayan bir personelden söz edebiliriz burada. Yani e, bunların personelin doğru kullanılması belki bu sorunları da çözecek. Özellikle öğretmen konusunda lütfen başarılı öğretmenlerimiz gerçekten öğretmenlik yapmalarını ben çok önemsiyorum Faruk Hocam bu anlamda. Evet. Şimdi e, bu konuştuklarımızdan sonra tabii işin kilit noktasında ailelerimiz var hocam Biz genelde eğitimciler ve kendimiz üzerinden yürüdük ama eğitim hep anne babalar öğretmenler hep bir arada yürütülmesi gereken bir faaliyet. Yani anne babayı bu işin dışında bırakırsak zaten iş olmaz. Türkiye'de hep şunu söylerim aslında çocuklardan önce anne babaların eğitilmesi gerekiyor. Yani biz hep çocuk eğitiminden bahsederiz ama aslında işe anne babalardan başlamak lazım. Hatta ta e, anne baba olmadan başlamak gerekiyor. Yani anne baba olmak nedir? Veli olmak nedir? Bu soruların cevabını vermemiz lazım. Ee, bizde maalesef anne baba eğitimi diye bir eğitim çok fazla yapılmıyor. Yani e, evlendiniz, çocuk sahibi olacaksınız, bu çocuğa nasıl davranacaksınız birbirinize. Çünkü çocuklar doğduktan sonra aileler arasında bazı problemler baş gösteriyor. Yani çocuğun bakımıyla alakalı, onunla nasıl ilgileneceğini bilmiyor. Ailelerimizi bunu hazırlamak durumundayız öncelikle. Sonra çocuk okula başlıyor. Ee, okula başladıktan sonra veli oluyoruz artık. Anne babayız ama diğer bir rolümüzde velilik devreye giriyor. Velilik nedir? Bunu da bilmiyoruz. Yani veli olmak, çocuğu okula giden bir insan olmak, okula nasıl iletişim kuracağız, çocuğumuza nasıl davranacağız evde. Aslında bu konuda da sıkıntılarımız var. Dolayısıyla anne baba eğitimleri ve veli eğitimleri diye bu eğitimleri de yapmak gerekiyor e, ailelerimize. Bu eğitimler mutlaka alınması lazım. Çocuk sahibi. Kesinlikle. Şunu yapan ülkeler var Faruk Hocam. Evet. Veli sertifikası almayan anne babayı getirip kaydetmiyor okula. Diyor ki sen önce bu eğitimi alacaksın diyor. Sertifikale geleceksin diyor. Ondan sonra kaydediyor. Ne kadar bir Böyle şey. bir şart koşuyor ki bence çok güzel bir şey bu. Yani e, sen çocuğuna nasıl davranacaksın? Okula giden çocuğa ona derslerinde yardımcı olacak mısın? Olmayacak mısın? Nasıl olacaksın? E, bir sorun yaşadığında okula nasıl iletişime geçeceksin? Bunlar çok önemli konular. Ya bugün e, okullarımızdan bize gelen serzenişlerden en başta geleni. Bu mesela WhatsApp grupları. Yani velilerin orada küçük bir sorunu nasıl abarttığını, okula karşı nasıl örgütlendiklerini falan anlatıyor e, okul müdürlerimiz. ha Güzel tabii ki bir anlama şey. Yani WhatsApp grubu oluşup orada iletişim kurmak velilerin bir arada ama işte bunların doğru yürütülmesi gerekiyor. E, yani işte ailelerimizin çok çok eğitimi burada önemli. Şimdi biz e, aile eğitim demişken anne babalara bazı işte son bölüme de giriyoruz yavaş yavaş. Bazı önerilerimiz olacak Faruk Hocam onları da. ...dile getirmek istiyorum. Şöyle bir soruyla başlayacağım. Aslında bütün... ...anne babalara da soruyorum bu soruyu. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bütün anne babalardan. Açlık nedir? Bilmiyor. Susuzluk nedir? Bilmiyor. Üşümek nedir? Bilmiyor. Yokluk nedir? Bilmiyor ve asla yorulmuyor. Kimdir bu? Evet. Ne dersiniz Faruk Hocam? Bir bebek olabilir. Yani hiç acıkmıyor. Susuzluk nedir? Bilmiyor. Üşümüyor. Yokluk nedir? Bilmiyor. Ve yorulmuyor. Hmm. Böyle bir şey kim olabilir? Yani nasıl bir canlıdır ki bu? Bütün bunları yaşamıyor. Evet. Böyle bir canlı olamaz gibi. Böyle bir canlı olamaz değil mi aslında? Ama çok var. Bizim çocuklarımız. Evet. Faruk Hocam. Neden? Şimdi... E, biz tabii ki ailelerimiz zor şartlardan geliyorlar. Geçmişte yaşadıkları bazı sıkıntılar var ve çocuklarının bu sıkıntıları yaşamasını istemiyorlar. Yani tamamen iyi niyetle yola çıkılıyor baktığımız zaman. Ve kendi yaşadığı sıkıntıların çocuklarını yaşatmamak adına Maalesef onlara bazı büyük kötülükler yapıyoruz. Mesela açlık nedir bilmiyorlar dedik ya çocuklarımız için. Gerçekten çocuklarımız hiç acıkmıyor artık. Çünkü onlar acıkmadan hemen yemek veriyoruz onlara. Hı. Bugün mesela anne babalara sorun. En büyük problemleri çocuklara yemek yedirememek. Hani gidin deyin ki ya sevdiği yemekler var. Sevmediği yemeği asla yemiyor. Evde yemek yediremiyor ailelerimiz. Ee, aslında bu sorun o kadar kolay ki bunu çözmek. İsterseniz... Bölüm son bölümde ben. buradan devam edelim. Bence çok önemli bir nokta. Evet. Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Milli Eğitim Müfettişi Doktor Talip Özdemir Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Türk Eğitim Sistemi ve dünyadaki yeri üzerine sohbet ediyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. <laughs> Değerli dinleyiciler, efendim. TFM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Milli Eğitim Müfettişi Doktor Talip Özdemir Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle Türk eğitim sistemi ve dünyadaki yeri üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet, en son aile, anne ve babalara öneriler demiştik hocam. Evet, Faruk Hocam. Ve ailelerin çok muzdarip olduğu bir konudan kalmıştık. Yemek yedirmek çocuklarımıza. Evet. Ee, şimdi demin özelliklerini sayarken çocuklarımız açlık nedir bilmiyor derken aslında buna vurgu yapmak istedik. Yani Bugün ailelerimizin en büyük problemi çocuklarının yemek yememesi. Anne baba çok güzel, anne çok güzel bir yemek yapıyor ama çocuk akşam geliyor ben bu yemeği yemek istemiyorum diyor. Şimdi bizde süreç şöyle işliyor Faruk Hocam. Mesela çocuk yemek yemek istemiyor. Annesi, anneler genelde şöyle başlıyor bizde. Tamam yemezsen yeme. İşte üç saat sonra diğer yemek diyor. Aradan iki saat geçiyor. Çocuk diyor ki anne çok acıktım. Annesi dayanamıyor. Ne yapayım yavrum sana hemen? Aslında bazı konularda biraz dirayetli olmamız gerekiyor. E ee, bizim çocuklarımız hiç aç kalmadığı için yemeğin kıymetini bilmiyorlar. Yani e, bu konuda değerli bir müfettiş arkadaşımın güzel bir yazısı var. Duygusuz nesil tehlikesi diye. Şu anda yani çocuklarımızın bu duygulardan uzaklaştığını, açlık, susuzluk bunları yaşamadıkları için bunları yaşayan insanları algılayamadıklarını ve anlayamadıklarını yazan çok güzel bir yazısı var. bir atasözümüz var. Tok acın halinden anlamaz, anlamaz gibi. Evet. Yani aynı şekilde mesela Susuzluk çekmeyen bir çocuk, e, susuzluk çeken bir insanın halinden anlamıyor veya e, hiç üşümemiş birisi sokakta üşüyen bir insanın halinden anlamıyor maalesef. Evet. E, ve bunu duygusuz nesil tehlikesi diye arkadaşımızın çok güzel bir yazısında dile getiriyor. E, mesela çocuklarımız işte e, televizyonda şehit haberlerimiz karşısında ağlayan anne babasının niye ağladığına da anlam veremiyor. Yani bu duygulardan. Yani biz bazı duyguları gerçekten çocuklara kazandırmamız gerekiyor. Şimdi yemek yemeden devam edelim. Yani aslında doktorlara sorduğunuzda da gidin bakın. Hani derler ki yemek insanlar aç uzun süre yaşayabiliyor. Susuz üç gün yaşıyorsa aç on güne kadar yaşayabiliyorlar aslında. Yani çocuklarımızın üç beş saat hiçbir şey yemeden durmalarında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi anne babalar dirayetli başlıyorlar çocuklarını yemek yememesi için. İşte yemek bu yemezsen başka bir şey yok ama çocuk biraz sonra acıktım dediğinde hemen ona bir alternatif sunuyoruz. Genelde çocuklarımızın işte sevdiği yemekler belli. Evet. Fast food ürünlerini çok tercih ediyorlar. E, bu anlamda annelerimizin dirayetli olması lazım. Yani e, gerçekten hani bir kural koyduysanız sonuna kadar onun arkasında durun. Hiçbir Tabii. şey olmaz açlıktan çocuklarımıza. E, o yüzden hani yemek yedirmemek bir problem değil aslında. Biraz problem bizde. Şimdi susuzluk nedir onu da bilmiyorlar çocuklar. Çünkü yanımızda sürekli su şişesi taşıyoruz. Susamadan gerçekten onlara veriyoruz hemen. Hiç üşümüyorlar. E, soğukta hiç dışarı çıkartmıyoruz. Hemen arabaya bindiriyoruz dışarıda. Bu duyguları yaşamıyorlar. Veya işte ben yokluk çekmedim, çektim, çocuğum çekmesin diye onlara hiçbir bir dediğin iki yapmıyoruz. Evet. Yani ne isterlerse alıyoruz onlara biz. Ya özel otoyla ya servisle gidip geliyor okuldan. Kesinlikle, kesinlikle. Finlandiya'da mesela servis diye bir olay yok. Çocuklar ya bisikletle gidiyor, atlıyor bisikletine ya da yürüyerek gidiyor okullara. Ee, Bizde tabii ki uzak mesafeler olduğu için servisle gidiyorlar o var ama... E, ...yani bazı duyguları çocuklara yaşatmamız lazım. Onların iyiliği için yaşatmamız gerekiyor. Yani yoksa hayatı sadece eğlenceden ibaret görmeye başlarlar ileride. Yani her şeyinin olduğu, ne söylerse yapacağı, anne babalarının kendisinin bir hizmetkarı olduğu ki... ...bununla ilgili enteresan karikatürler yayınlanıyor zaman zaman. Yani çocuk anne babayı ele geçirmiş. Ne evet. derse yaptırıyor. Ee, bu çok büyük bir tehlike bizim için. Ee, bazı anne babalar diyor ki ya ben çocuğumla arkadaşım. Mesela çocuğumuzla arkadaş olmamalıyız. Onun zaten arkadaşları var. Biz onun anne babasıyız. Anne baba olmamız gerekiyor ona karşı. E, bu anlamda e, çocuklarımızın çok dikkat etmemiz lazım bu becerilerine. Yani geri geldiğinde üşüsünler. Hani demin bıçak örneğinde de verdik ya. Evet yeri, verin bıçağı elini kessin önemli değil. E, annelerim şikayet ediyor zaman zaman bana diyor ki... ...hocam yemeğini yiyor tabağını kaldırmıyor diyor. Çünkü öğretmemişiz. Yani o çocuk kaldıracak tabağını koyacak. E, dirayetli olacağız yatağını toplamıyor çocuk diyor. Hı hı. Yani evet toplamaz. Çünkü her şeyi biz yapıyoruz onlar adına. Yani e, ne kadar maddi durumunuz iyi olursa olun, olsun çocuklarımızı düşünüyorsak lütfen kendi işlerini kendilerinin yapmalarına müsaade edelim ve teşvik edelim bu anlamda. Ee, yani el becerileri bu şekilde gelişiyor. Zekanın gelişimine çok büyük katkısı var. Ee, ve o duygusal zeka diye konuştuk ya o becerinin de o zekanın da gelişmesi için çocukların kendi işlerini yapmaları çok çok önemli fark hocam bu noktada. Şimdi dünyada yine bir araştırmadan söz edeceğim. ...başarılı çocuklar, yetiştiren ailelerin özelliklerini tespit etmişler. Hani başarılı çocuklar diyoruz ya... E, ...bunların ailelerin bazı ortak özellikleri var Faruk Hoca. Evet. Baktığımız zaman. Nedir bunlar? E, enteresandır. Mesela bir numara, çocukların ev işi yaptırıyorlar başarılı aileler. Ne kadar zengin olursa olsunlar. Hı hı. Çocukların ev işi yaptırıyorlar. İşte anne e, mutfakta e, tabağını kaldırttırıyor, yatağını toplatıyor. Ya en azından kendisiyle alakalı işlemleri yaptırıyorlar. Çünkü çocukların el becerileri bu şekilde gelişiyor. Zekayla demin vurgusunu yaptık. Yani çocuklarınızdan aslında akademik başarı istiyorsanız bunları yaptırmanız lazım. Çünkü zekası gelişmiyor diğer türlü. Özellikle 0-6 yaş döneminde. Ee, sosyal beceriler öğretiyorlar onlara. Yani nedir? İletişim kurma becerisini mesela. İşte günaydın demeyi teşekkür ederim, özür dilerim gibi bu sihirli sözcüklerimiz vardır. Bunları kullandırıyorlar, kendileri kullanıyorlar aslında sık sık. Ee, ve sürekli bu iletişim becerilerini öğretiyorlar. Şimdi bizim çocuklarımıza bakın. Evde çok iyi olan bir çocuk sosyal ortama çıkıyor. Karşıdaki bir büyük ona bir şey soruyor cevap veremiyor. Çocuk susuyor kalıyor. İletişim becerisi düşük olduğu için. Bu becerilerini teşvik etmemiz lazım çocuklarımızın. Ee, ünlü psikolog Acar Baltaş'ın güzel bir sözü var. Diyor ki çocuklarınızı diyor, yazın diyor, çalıştırın diyor. Yani para kazanmayı öğrensinler. Çalışsın. Yani ne kadar maddi olarak zengin olursanız olun bunları yapın. Çocuklara yapacak en iyi iyilik budur diyor. Enteresan bir yaklaşımdır. Yani e, hayatın nasıl kazanıldığını görmeleri çok önemli orada. Mesela bir diğer özelliği bu ailelerin çocuklarla sağlıklı ilişki kuruyorlar. Yani onların yaptığı her hatadan bağırmıyorlar onlara. Hatanın yanlışlığını anlatıyorlar. E, tatlı dille konuşuyorlar çocuklarıyla. E, kırılan dökülen yerine gelir fark hocam ama gerçekten kırılan kalpleri yerine koymak zor. O anlamda Çocuklarımıza hitap ederken, onlarla konuşurken çok sağlıklı iletişim kurmamız gerekiyor anne baba olarak. Bu anne babaların stres seviyeleri düşük çıkmış mesela. Başarılı çocukların e, ailelerine stres seviyeleri düşük, kendileri çok fazla stres yaşamıyorlar. Çünkü stres gerçekten başarısızlığın önündeki en büyük engel. E, çocuklarda biz farkında olmadan bazen stresi teşvik ediyoruz hem okullarda hem evde. Mesela hepimizin yaşadığı bir, çevremizde örnekler var. Çocuk sınava giriyor. Eskiden TEOK sınavı vardı biliyorsunuz. Çocuk TEOK sınavına girmiş. Soruyoruz. Birisi soruyor mesela. Diyor ki kaç yanlışım var diyor. Çocuk diyor ki 3 yanlışım var, 5 yanlışım var. Aa, çokmuş yanlışım veyahut da şey. Şimdi çocuğun geride doğru yaptığı bir sürü doğru var. Bunları görmüyoruz. Biz yanlışı görerek çocukta aslında bir strese neden oluyoruz. Yani hep yanlış üzerinden. Aslında bizim çocuklarda hep doğruları görmemiz lazım. Hani bardağın dolu, dolu tarafını görmek. Aynen. Mesela çocuk matematik sınavına girmiş. 85 almış gelmiş eve. Annesi soruyor diyor ki kaç aldın matematikten diyor. 85. 15 puan nereden kırdı diyor öğretmen. Geride doğru yaptı 85 <laughs> puan var ama yaptığı 15 puandaki eksikliği görüyor. Veyahut da şunu diyor. Ahmet kaç aldı diyor. Sınıftaki bir başka öğrenciyle kıyaslıyor. Bunlar çocuklarımıza yapacağımız büyük zararlar fark Hocam. Yani onların olumlu gördük, yaptıklarını görelim her zaman ve kıyaslamayalım başkalarıyla. Evet. Bir diğer şey mesela bu ailelerimizin gösterilen çabaya değer veriyorlar. Çocuğun gösterdiği çabaya. Yani çocuğun aldığı nota değil. Ya yani gerçekten çalışıyor mu, çaba gösteriyor mu ona? Çünkü her çocuğumuzun potansiyeli farklı. E, dolayısıyla o potansiyeline destek vermek lazım çocukların. E, çocuklarına karşı bu aileler çok otoriter veya çok serbest değiller. Ne çok katılar ne de çok fazla serbest davranmıyorlar. Yani bu bazen ...mesela fazla serbestlik özgüvenle karıştırılıyor. İşte çocuğum özgüvenli olsun diye ona çok fazla serbestlik veriliyor. Bu sefer karşımıza o kadar çocuklar çıkmaya başlıyor maalesef. Yani çocuklarımıza e, anne baba olarak saygı uyandıran, saygı duyulan, hayranlık duyulan ebeveynler olmamız lazım. Çocuğunuz size hayranlık duymalı Faruk Hoca. Yani e, benim babam çok otoriter, çok katı veyahut da çok fazla serbest değil. Yaptıklarınızla hayranlık duymalı çocuklar o zaman anne babaya saygı gösteriyorlar aslında. Hayranlığı nasıl duyacak? Ee, sizin tutum davranışınızla, yaklaşımınızla, ...onla e, onunla olan iletişiminizle çocuklar saygı ve hayranlık duyuyorlar size. Önemli olan nokta burası aslında. Şimdi başarı demişken aslında bu başarı konusunu konuşmak lazım. Yani biz hep başarı başarı diye gündemde olur. Çocuklarımız hep başarı endeksli yetiştirmeye çalışıyoruz ama başarı nedir aslında? Sormamız gereken kritik soru bu. Evet. Yani Çocuğun bir doktor olması mıdır başarı? Veya iş hayatında bir iş yeri sahibi olması mıdır? Yani bu başarıyı bence irdelememiz lazım. Ben başarıyı şöyle tarif ediyorum. Hayatta mutluluğu yakalayan insan başarılı insandır fark hocam. Evet. Yani bir insan doktor olabilir. Mutluysa eğer doktorluktan bu başarılıdır. Ama doktorluk yaparken mutlu değilse başarısızdır. Gidip bir kafede garson olup mutlu olabilir. Bu bence bence bir başarı yakalamış bir insandır. Evet. E, dolayısıyla hani illa meslekle kariyerle ölçülmemesi gerekiyor bunun. Hangi işi yapıyorsanız o işi yaparken zevk alıp mutluysanız siz hayatta başarılı olmuş insanlarsınız. Bizim de anne baba olarak onlara vermemiz gereken temel mesaj bu. Anne baba şunu istiyor. E, genelde hani kendisi yapmadığı için mesela keman çalamamış anne keman çalmayı çok istiyor. Çocuğun da çalmasını istiyor. Hadi diyor seni keman kursuna göre. Ama çocuk sevmiyor kemanı. Veya evet. baba diyor ki ben diyor futbolcu olmak istiyordum çocuğu zorla futbola gönderiyor. Ama çocuk mutlu değil. Evet. Yani mut, mutluluktan engellemeyelim onların? Bizim anne baba olarak onlara vereceğimiz en güzel şey mutlu çocuklar olmalı. Evet. Öğretmen evet. olarak da vermemiz gereken bu fark hocam. Mutluluğu yakalayan insanlar yetiştirmemiz. Kesinlikle. Lazım. İşte evet. o zaman eğitimde başarıyı yakalamış oluruz fark evet. hocam. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, inşallah dinleyicilerimiz de çok olur da e, bilhassa okuyan, tahsil gören çocukları olan aileler dinliyorlardır ve ben çok istifade ettim. Çok sağ olun. İnşallah diğer dinleyicilerimiz de büyük çapta istifade ederler. Çok sağ olun efendim. Ee, i̇nşallah Ağazınıza anne babalarımıza bu katkıyı sunduysak mutlu olurum gerçekten Faruk hocam. Her zaman yani onlara yardımcı olmak için bizler buradayız bildiklerimiz ölçüsünde. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. İnanın mutluluk Verdiğimiz zaman başarı zaten arkasından gelecektir tüm ellerimize. Evet. Hepsine saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim sağ olun. Değerli dinleyiciler TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Faruk Saat bu programı sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumanda da arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Bugün program misafirim Milli Eğitim Müfettişi Doktor Talip Özdemir Bey'di. Kendisiyle Türk eğitim sistemi ve dünyadaki yeri üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın efendim. İletişim dünyamız.